Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu videomuzda matematik sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yapacağız ve sınavlarda sık sık sorulan örnek soruları çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, birinci sorumuzda 2x artı 1 ve y eksi 1 sayıları aralarında asaldır demişiz. Bu iki sayının oranı 60 bölü 56'ymış. Buna göre x artı y kaçtır diye soruyoruz. Sevgili öğrenciler bu tip bir soru sınavda yüksek ihtimalle sorulabilir. Bu yüzden dikkatinizi topluyorsunuz. Bakın 2x artı 1'in y eksi 1'e oranı 60 bölü 56 idi. Bize ne diyordu? Bu iki sayı aralarında asal. Fakat bakıyoruz 60 ve 56 aralarında asal değil. Her ikisini de ikiye bölebiliyorum. İşte bu yüzden arkadaşlar rasyonel sayıyı en sade haline getirmek durumundayım. Aksi takdirde aralarında asal olmazlar. Hemen 60 ve 56'yı sadeleştirelim. Her ikisini 4'e bölebiliyoruz. 60 bölü 4 15, 56 bölü 4 14. Evet demek ki 2x artı 1'in y eksi 1'e oranı 15 bölü 14'müş. Artık işlem çok basit. Ne diyeceğiz? 2x artı 1 15'tir diyeceğiz. y eksi 1 14'tür diyeceğiz. Hemen buradan x ve y'yi bulalım. 2x artı 1 15 ise 1'i karşıya attınız. 2x 14 geldi. 2 tane x 14 ise bir tane x 7'dir. y eksi 1 14'müş. Eksi 1 karşıya artı geçer. Dolayısıyla y buradan 14 artı 1'den 15 olarak bulunur. Her ikisini topladığımızda cevabımız 22 olacaktır. Yani C seçeneği. Soru 2. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir? Şimdi bakın bazılarınız burada şöyle bir hata yapıyor. İki sayı aralarında asalsa bu iki sayının da asal sayı olmasını bekliyor. Böyle bir kural yok. Yani asal olmayan sayılar kendi aralarında asal olabilir. Öncelikle bu sayıların bölenlerini bulalım. 2'nin bölenleri 1 ve 2'dir. 7'nin 1 ve 7'dir. Gördüğünüz gibi 1'den başka ortak bölen yok. Dolayısıyla bu iki sayı arasında asaldır. 14 sayısının bölenleri nasıl bulacağız? 14'ü 1 çarpı 14 veya 2 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Yani 14'ün bölenleri 1, 2, 7 ve 14'tür. 15'i belirleyelim. Nasıl yazabiliriz bunu? 3 çarpı 5 1 çarpı 15 şeklinde yazabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi yine birden başka ortak bölen yok. Yani 14 ile 15 aralarında asaldır. Bu da olmadı. C'ye bakalım. 16'nın bölenleri 1 çarpı 16 yazarım. 2 çarpı 8 yazarım. 4 çarpı 4 yazarım. Demek ki bölenlerimiz 1, 2, 4, 8 ve 16'dır. 45'i 1 çarpı 45, 3 çarpı 15, 5 çarpı 9 şeklinde yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yine birden başka ortak bölen yok. 16 ile 45 aralarında asaldır. 21'e bakalım. 1 çarpı 21 yazdım. 3 çarpı 7 yazdım. 35'i 1 çarpı 35 ve 5 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Bakın birden başka aynı zamanda 7 ortak böleni var. Demek ki 21 ve 35 aralarında asal değildir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. 120 eşittir. 2 üssü x çarpı 3 üssü y çarpı 5 üssü z'ymiş. Buna göre arkadaşlar x artı y artı z kaçtır diye soruyoruz. Öncelikle 120 sayısını biz mevcut bilgimizle üstü sayıların çarpımı şeklinde yazalım. Ne yapıyoruz? Öncelikle 120'nin yanına bir çizgi çekiyoruz. 2'ye bölerek başlıyoruz. 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60 çıkar. 60'ı 2'ye böldük 30 bulduk. 2'ye böldük 15. Artık 2'ye bölünmüyor 3'e geçtim. 15 bölü 3 5. 5'e böldüm 1. Evet Artık 120'yi üslü sayıların çarpımı şeklinde yazabilirim. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 tane 2 var. Yani 2 üssü 3 diyorum. Çarpı bir tane 3 var. 3 üssü 1 çarpı bir tane de 5 var. 5 üssü 1. Bu aynı zamanda 2 üssü x çarpı 3 üssü y çarpı 5 üssü z'ye eşit olacak. Artık soru bizim için bitmiştir. Neden? Çünkü tabanlar aynıysa üsler eşittir. 2 üssü 3 2 üssü x Buradan x'i 3 olarak bulduk. 3 üssü 1, 3 üssü y. Y buradan 1 gelir. Z de arkadaşlar yine aynı şekilde 1 olarak bulunur. Topladığımızda 3 bir daha 4, bir daha 5. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Soru 4. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A'ya baktığımızda sayımızı 10 üssü 5 ile çarpacağız. Bu ne anlama geliyor? Virgülü sağa doğru 5 basamak kaydır. Hemen kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonucumuz 25. Diğerine baktığımızda sayımızı 10 üssü eksi 6 ile çarpacağız. Bu da arkadaşlar sola doğru virgülü 6 basamak kaydırmak demektir. Yani buradaki 6 tane sıfırı doğrudan silebilirsiniz. Hemen siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuç 25. Evet 0 tam %25 sayısını 10 üssü 2 ile çarpacağız. Yani virgülü 2 basamak sağa kaydıracağız. 1, 2. Sonuç 25. Burada da sayımızı 10 üssü 8 ile çarpıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Virgülü sağa doğru 8 basamak kaydır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar ne oldu? 250 oldu sonuç. Diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 5. İki bahçe varmış gençler. Bu bahçelerden bir tanesi 50, diğeri 30 dakikada bir sulanıyormuş. İlk olarak saat 8'de birlikte sulanmışlar. Bir sonraki Birlikte sulandıkları saat kaçtır diye soruyoruz. Şimdi biz bu iki bahçenin periyodik olarak nasıl sulandığını biliyoruz. Neyi arıyoruz? Beraber sulandıkları zaman dilimini arıyoruz. Bunun için 30 ve 50'nin en küçük ortak katını bulacağız. Yani ilk Hemen bulalım. Her ikisini ikiye böldüğümüzde 30 bölü 2 15, 50 bölü 2 25 olur. 3'e bölüyorum 5, 25 3'e bölünmedi. 5'e böldüm 1, 5. Bir daha 5'e böldüm 1 kaldı. İkisinin ilk bulmak için Şurada gördüğümüz sayıları arkadaşlar bildiğiniz gibi çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 2 çarpı 3 6 5 kere 5 25. 6 ile 25'i çarptığınızda sonucu 150 olarak bulacaksınız. Bu ne anlama geliyor? Yani bahçelerimiz 150 dakikada bir birlikte sulanır. Şimdi 150'yi 120 artı 30 şeklinde düşünebilirsiniz. Yani buçuk saate karşılık gelir. 2 saat 30 dakika. Bu iki bahçe ilk olarak 8'de birlikte sulanmışlardı. Demek ki 2,5 saat sonra yeniden birlikte sulanacaklar. Dolayısıyla sonucumuz 10-30 olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Soru 6. Boyu 18 metre ve eni 24 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla ve köşelere de gelecek şekilde ağaç dikilecekmiş. Buna göre en az kaç ağaca ihtiyaç vardır diye soruluyor. Yine fix bir sınav sorusu. Dikkatle dinliyorsunuz. Şimdi bahçemizin boyu 18 metre en 24 metre. Ne yapacağız? Ağaçlandırma yapacağız. Köşelere de ağaçlar gelecek. Fakat dikkat edin en az sayıdaki ağaca ihtiyacım var. Yani bütünü en büyük parçalara böleceğim. Böyle düşüneceksiniz. Bulmam gereken nokta EBOB. Hemen 18 ve 24'ün EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 9'a 12. 2'ye böldüm 9'a 6. Bir daha 2'ye böldüm 9'a 3. 3'e böldük 3'e 1. Bir daha 3'e böldük 1. Evet EBOB neydi arkadaşlar? 18'i ve 24'ü aynı anda bölen sayıları bulacağız ve bunları çarpacağız. Gördüğünüz gibi 2 her ikisini de bölmüş. Aynı şekilde 3 ikisini de bölebilmiş. 2 çarpı 3'ten EBOB 6 gelir. Bu şu anlama geliyor. Aralıklar en fazla 6 şar metre olabilir. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi olayı biraz daha rahat kavramanız için ağaçları çizmek istiyorum. Her köşeye birer tane ağaç attık. 24 metrelik kısma araları 6 metre olmak şartıyla 5 tane ağaç sığacaktır. Bakın 6 12 18 24. Aynı şekilde alt kısma da 5 tane ağaç sığacaktır. 18 metre olan hatta kaç ağaç bulunabilir arkadaşlar? Tabii ki 4 tane. Bakın 6 12 18. Gördüğünüz gibi 5 burada, 5 burada 10. 11 12 13 14. Yani bu iş için 14 tane ağaç yeterli oluyor. Sonuca buradan ulaşabilirsiniz. Daha pratik bir yol Çevreyi buluyorsunuz. Çevre nedir? Gördüğünüz tüm uzunlukların toplamıdır. Yani 24, 24, 18, 18. Bunları toplayacağız. Çevremiz 84 metre. Arkadaşlar çevreyi doğrudan EBOB değerine böldüğünüzde de yine kaç tane ağaç olduğunu bulabilirsiniz. 84 bölü 6'dan sonucu 14 olarak bulmuş olursunuz. Fakat kural şu köşelere de ağaç dikilmesi gerekiyor. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sormuşuz. Şimdi üstü sayılarla çarpma yaparken ne yapıyoruz? Tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Birincisine baktığımızda 10 üssü eksi 3 çarpı 10 üssü 4. Tabanlar aynı 10. Ne yapacağım? Üstleri toplayacağım. 10 üssü eksi 3 artı 4 diyorum. Bunun sonucu 10 üssü 1'dir. Yani arkadaşlar 10 olarak sonuç bulunur. Bu ifade doğru. Diğerine baktık bölme işlemi. Tabanlar aynı mı? Evet 4. O zaman 4 üssü 12 eksi 6 diyorum. Çünkü bölme işleminde tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyoruz. Burası 4 üssü 6 olarak bulunur. Hemen sonuçlar farklı demeyeceksiniz. Bunu iki tabanında yazmaya çalışalım. 4 nedir? 2 üssü 2'dir. Hemen 4 gördüğüm yere 2 üssü 2 yazdım. Üssü 6. Şimdi arkadaşlar üssün üssü ne yapılır? Çarpılır. Yani bunun sonucu 2 üssü 2 çarpı 6'dan 12 olarak bulunmuş olur. İfademiz doğru. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Çift kuvvetleri ise artı 1'dir. 35 tek sayı dolayısıyla şu kısım eksi 1. Çarpı 12 çift sayı bu kısım artı 1. Aynı şekilde 29 tek sayı çarpı eksi 1 diyorum. Eksi 1 ile artı 1'i çarptığımızda eksi 1 olur. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptığımızda sonucu artı 1 olarak buluruz. Gördüğünüz gibi ifademiz yanlış oldu. Diğerine baktığımızda 5 üssü 5 çarpı 2 üssü 5. Bakın üsler aynı. O zaman ne yapacağız? Doğrudan tabanları çarpabiliriz. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 5 çarpı 2 üssü 5 diyorum. 5 çarpı 2 10'dur. 10 üssü 5 olarak bulunur. Bu ifade de doğru oldu. Cevabımız kaç tanesi doğru olarak sorulduğu için 3 olacaktır. Yani C seçeneği. Soru 8. 16 üssü 3 çarpı 8 üssü 5 bölü 4 üssü 10 işleminin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda tüm sayıları aynı tabanda yazın. Böylece soruyu rahatlıkla çözmüş olacaksınız. Sayılarımızın tamamını iki tabanında yazabiliriz. 16 nedir? 2 üssü 4'tür. O zaman 16 gördüğüm yere 2 üssü 4 yazıyorum. 2 üssü 4 üssü 3. 8 2 üssü 3'tür. Hemen 8 gördüğüm yere 2 üssü 3 yazdım. 2 üssü 3 üssü 5. Bölü 4 2 üssü 2'dir. Hemen yazıyorum 2 üssü 2 üssü 10. Şimdi ne yapacağız? Üssün üssü çarpıları diyeceğiz ve işleme devam edeceğiz. 4 kere 3 12. Şu kısım 2 üssü 12'dir. Çarpı 3 kere 5 15. 2 üssü 15 oldu. Bölü 2 çarpı 10 20. 2 üssü 20 diyorum. Çarpım durumunda tabanlar aynıysa üstler toplanır. Hemen yapalım. Eşittir diyorum. 2 üssü 12 artı 15. Bölü 2 üssü 20. Şimdi arkadaşlar şu kısım 2 üssü 27 oldu. Bölü 2 üssü 20. Bölmeyi nasıl yapıyoruz? Tabanlar aynıysa üstleri çıkararak 27'den 20 çıktı. 2 üssü 7 olarak sonuç bulunmuş olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Soru 9. Bir işlemimiz var. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyoruz. Şöyle baktığımızda payda kısmında kök 12 var. Bunu kök dışına çıkarabiliriz. 12'yi 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 4 nedir? 2 üssü 2'dir. Yani 12 gördüğüm yere 2 üssü 2 çarpı 3 yazabiliyorum. Şimdi değerli öğrenciler 200 c 2 tam kare bir ifade olduğu için kök dışına 2 olarak çıkabilir. Fakat 3 kök dışına çıkamaz. Düzenleyelim. 5 kök 2 çarpı 4 kök 3 bölü 2 dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. Yani 2 kök 3 diyorum. Evet hem pay kısmında hem de payda kısmında kök 3 var. Dolayısıyla bunları uçurabiliriz. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 2 kaldı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kat sayıları kendi arasında çarpmanız. Yani bu iki kökün içine bulaştırmayacaksınız. 2 çarpı 5 10. Sonucumuz 10 kök 2 şeklinde bulunmuş olacaktır. Devam edelim. Evet bir işlemimiz var. Bu işlemin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda ne yapacaksın? En içteki kökten başlayarak dışarı doğru devam edeceksin. Bakın burada kök 9'u görüyoruz. 9 nedir? 3'ün karesidir tam kare bir ifade mi? Evet. Dışarıya 3 şeklinde çıkabilir. 1 3 daha 4. 4 2'nin karesidir. Yine tam kare bir ifade. Dışarıya 2 olarak çıktı. 14 2 daha 16. Bu da aynı şekilde 4'ün karesi. Bunu da dışarıya 4 olarak çıkartıyorum. Kök içinde 40 4 oldu. 40 4 36'dır. 36 6'nın karesi. Yani tam kare bir ifade. Kök 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Cevabımız B seçeneği. Son sorumuza geçiyoruz. K kök 5 kök 45'miş. L kök 2 kök 32'ymiş. Buna göre K çarpı L kaçtır diye soruyoruz. Öncelikle 45 sayısını kök dışına çıkaralım. 45 gördüğüm yere 9 çarpı 5 yazabilirim. 9 nedir? 3'ün karesidir. Bakın tam kare bir ifade elde ettik. 45 gördüğümüz yere hemen 3'ün karesi çarpı 5 yazıyorum. 3'ün karesi tam kare bir ifade olduğu için kök dışına çıkar. Fakat 5 çıkamaz. Yani şu kısım 3 kök 5'tir arkadaşlar. Bu değer aynı zamanda k kök 5'e eşitti. Bakın kök 5 kök 5. Dolayısıyla k buradan 3 olarak bulunmuş olur. Aynı mantıkla 32 sayısını kök dışına çıkaralım. 32 içerisinde tam kare ifadeler arıyorum. Ne olabilir? 16 olabilir. Yani 32'yi 16 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 16 4'ün karesidir. Artık 32 gördüğüm yere 4'ün karesi çarpı 2 yazıyorum. Bakın tam kare bir ifade. Kök dışına çıkabilir. Burası 4 kök 2'dir. Aynı zamanda bu değer L kök 2'ye eşitti. Kök 2 kök 2. O zaman L buradan 4 olarak bulunacaktır. Ne sorulmuştu? K çarpı L sorulmuştu. 3 çarpı 4'ten sonucumuz 12 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım sınavdan yüksek puanlar alırsınız. Diğer derslere ait yazılı hazırlık videolarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar. Takipte kalın. Hoşçakalın.